Tevafuk, tevafuk alameti makbuliyettir ve Cenab-ı Hakk'ın iradesini gösteriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi. Sadakallahul azim. Şimdi 29. sözden belki biraz şey gelir, ağır gelmez. Her şeyi insan el mertebeyi anlamaz. Eli ne kadar uzunsa o kadar meyveyi koparır sırınca. İhtiyacımız kadar anlayacağız. Bilginiz olmadığından değil, anlamamanın sebebi bilgisizlikten, uzak olduğundan değil, ihtiyaç hissetmediğindendir. İhtiyaç hissetsen anlarsın. Ne kadar ihtiyaç hissetsek anlar. İkinci cevabım, şimdi duy, işit yani bunları, sonra anlarsın. Demek ki anlamanın sebebi ihtiyaçtır. Aslında bu akşam ihtiyaç dersi yapacaktım. Baktım ki biraz şey, bam telleri de var, ihtiyaç hissetmiyoruz. 29. sözden okuyorum. Bakalım bu sesten, şu hareketlerden, müziklerden, ilahi Kur'anlardan, filmlerden, oturup kalktığımız kişilerden, kokudan, karanlıktan Allah ne yaratıyor? Alışmışız ya, bakalım nedir? Şuradan okuyorum. 507 sözler. Denilebilir ki hayat olmasa vücut, vücut değildir. Mesela bu vücuttur. Ama bilmez ki ben buyum. Mouse, mouse olduğunu bilmiyor. Hayatı yok. Var, varlığından haberdar değil. Şu eksikliği görüyor musun? Varsın, varlığının farkında mısın? Ondan daha büyük nimet yok. İman daha bundan sonra oluyor. Varlığının farkındalıktan sonra farkındalığın kemal mertebesidir iman. İnsan olduğunu bilmiyor ki iman etsin adam. Ya, yaşadığını bilmiyor ki. Çoğu insan yaşadığını bilmiyor. Devamlı dum 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 güm 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 devamlı uyuşturmuş. Bilmiyor. Hayat anlamını yitiriyor. İntihar seçenek oluyor. Demek ki hayat olmasa vücut şu vücut değil. Benim için var. Bu kendisi için kendisi, kendisi için kendisi yok. Adem'den fark olmaz. Var da yok. Bak şimdi ben varım diye bilmek var ya, şey ol, kör ol, topal ol, eksik ol, fakir ol, ne olursan ol. Ya ben varım diye biliyor musun? Ben varım. Varım ya. Anlatamıyorum kendimi. Ancak hissedilir o. Varlığının farkındalığı. Varım diye bilmek. Ben varım. Varlığının, o zaman zaten ötekiler geliyor. Öteki nimetler. Yani varsan senin hiçbir katkın yok varlığına. Kendi varlığına hiçbir katkın yok. Ben yaratılırken ben olmadığımdan ben beni yapamam. Kendime hiçbir katkım olmamış. Olmayan ben, olmayan kendime nasıl katkı olacak? Hayat ruhun ziyasıdır. Hayat, hayat ruhun içsel yapısıdır. Şöyle diyeyim. Eskide merak ederdim. Hep duymuşsunuzdur. Yine o misali vereceğim. Allah'ın dışında yaratılan her şey, mesela 18 bin alem, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, domuz, insan, hayvan, dereler, taşlar. Hiçbir şey yoktu. Allah yaratmaya karar verdi. Bu irade. Programını çizdi ilim. Yapmanın kendisi kudret, malzeme hayat. Bunlar da taş, toprak da hayattan yaratılmış. İşte bunu tanımlamak adına lemalar 336'dan söyledim.
hayat ruhun ziyasıdır bu yani. Mesela güneşten ışık gelmez. Ve ateşe leyleha ve ahrece duhaha ve şemse ziyaha ve kamara nura. Yani güneşten ışık gelmez. Ziya gelir. Ziya. Ziya ışık değildir. İçinde nur da var. Isı var, ışık var, rendevenk var, ultraviyol dalgalar, her şey var. Sonra bu tanecik, foton diyorlar, bizde ziya, bir maddeye çarptığı zaman içi dışarıya çıkıyor. Isı ve ışık ve renk vesaire ortaya çıkıyor. Yani aya bir vuruyor, ziya nura dönüşüyor. Yani o paket ses gibidir, yani şurada ses gibidir, gözükmez, bir şey değildir. Nereye çarparsa o oluyor. İşte güneşin etrafı esir olduğu için, yani boşluk, atom cinsinden bir şey olmadığı için, güneşin çevresi, gidin uçakla, güneşin çevresi karanlıktır. Çünkü çıkan enerji bir şeye çarpmıyor ki içerisi ortaya çıksın. İçerisi, içerisinde nur. İşte ziya asıldır. Nedir o? Yani içerisindeki paket, ısı, ışık, her şey ve bir de maddenin şeyidir, aslıdır. Şuur, hayatın nurudur. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu ya. Ne ile yarattı? Hayatla yarattı. Hayat, her şeyi. Hayatla yarattı ama şöyle yapayım misali, meyve misaliyle. Mesela elma, armut, şeftali, nar, muz, havuç vesaire hepsini makineye koysan, özünü alsan, meyve özünü, homojen bir şey değil mi? Böyle. İşte Allah'ın dışında yaratılan bütün alemler, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, şu dünya, kadın, erkek, elma, armut, hayvan, her şeyi makineye koysak, özünü alsak, çıkacak şey öz, homojen öz, hayattır. Her şeyin özü hayat. Sonra bu hayatı o meyve sıkacağından daha hassas bir cihaza koysak, o hayatın da içerisine alsak, daha özünü alsak, his ve şuur. İşte şuur hayatın nurudur. Yani her şey hayat ile yaratılıyor ama hayatın bir mertebesi var ki şuur. Şuur farkındalığın ileri seviyesi. Hani diyoruz ya böyle yaşarken, şuursuz adam ya. Şuursuz insan. Yani bilmiyor. Bilmiyor değil. Farkındalığı yok. Mesela yaşadığının farkında değil. Adam hayatı var. Yaşadığının farkında değil. Ben varım. Varlığının farkında. Yani gözünü kapat. Her şeyden önce, imandan da önce ben varım diye bilmek. Ben varım. Bu şuur. Varlığının farkındalığı. Şuur. Demek ki ilk önce Cenab-ı Hak her şeyi yarattı, vücut verdi. Vücudu hayatta yarattı. Hayatın donmuş haliyiz. Bu taşlar, topraklar da hayattan yaratılmış. Sonra içerisindeki meratipten bir mertebe his ve şuur ortaya çıkıyor. Bu sefer kendisine dönüyor. Şu anda bak buraya bakıyorsunuz. Burayı düşünüyorsunuz. Bedeninizi unuttunuz. Vücudunuzda haberiniz var? Yok. O zaman siz neredesiniz? Siz düşüncenizin içerisine bedeni koydunuz. Bedeninizin içinde değilsiniz. İnsan bazen vücudunun içine girer, boğulur, psikolojik. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Onu diyor, aha buram mı? Demek ki neredesin? Bedenin içindesin. Şu anda neredesin? Beden senin içinde. Dışarıdan baktığın zaman arabanın içinde şoför. Gir içeriye, içeriye şoförün yanında araba kullan. Araba senin içinde. Madem ki hayat ve şuur bu kadar emniyetlidir. Hayat ve şuur. Yani hayat. Hayatı yok. Ha bak bunun hayatı yok. Var mı? Var. Benim için var. Kendisi için kendisi yok. Kendisi için kendisi yok. Hayatı yok. Peki her hayatta olan kendi varlığından farkında mı? Değildir. Mesela deliler, ağaçlar, hayatı var. Çocuklar, şunlar bunlar.
kendi farkındalığı yok. Sokakta dolaşan çoğu insanda yaşadığının farkında değil. Bunu unutmayın, iki defa tekrar et. Yaşadığın farkında değil. Kendisinden var olduğunu bilmiyor. Sırf şeyi görüyor. Onu alayım, onu yiyeyim, oraya gideyim, onu diyeyim, bunu söyledim, bu. Hep dışarıda, kendisinde hiç yok. Hatta en büyük işkence görüyor. Kendisiyle tanışmak, kendisinde bulunmak, kendisinde seyahat etmek, sakin sakin oturmak, bir şey seyretmeden, dinlemeden, kendini dinlemek, Allah Allah falan düşünmek. Kendisiyle tanışmak öcü gibi geliyor. Kendisiyle yalnız kalamaz. Ve madem şu alemde bir müşahede, bir intizam-ı kamili ekmel vardır, madem şu kainatta mükemmel bir sistem var ve şu kainatta bir itkan-ı muhkem, bir insicam-ı ekmel görünüyor. Yani baktığın zaman biraz karışıklık gibi ama böyle rüzgar esiyor, depremler oluyor, yangınlar oluyor, sel oluyor falan. Aslında böyle bir eve baktığın zaman süpürgeyle sürüyorsun, onu oraya koyuyorsun, evde bağırılıyor ya. Ya ne yaptınız, evi dağıttınız, orada aradığımı bulamıyorum. Yani nasıl böyle insan kafası karışıyor, ev böyle darmadağın olsa. Çamaşırlar atmış, bilmem ne yapmış, herkes elinde olanı bıraktığı yerde bırakmış. Öyle değil kainat. Ne kadar böyle kendi başına bırakılmış gibi ama bakın evinizdeki çiçek varsa yaprağı tozludur. Bak bu dışarıda bir yaprağı, bir tane yaprağı tozlu göremezsin. Süpürgeyle silinmiş. Bak süpürgeyi görüyor musun? Bak temizliyor. Kudüs'üs bir temizliyor. Doğada, tabiatta kirli bir şey göremiyoruz. Her şey yerli yerinde. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. İnsan bulaşık eli, insanın iradesiyle karışmasa kainatta bir karışıklık yok. Biz karıştırıyoruz. Madem şu biçare perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar haddü hesaba gelmez, zevil hayat ile, zevil ervah ile, zevil idrak ile dolmuştur. Şimdi böyle en azından belgeselleri görmüşsünüzdür. Kainatı düşünün böyle belgesellerde. Belgesellere baktığımız zaman galaksilere göre, bizim galaksimize göre, Güneş bizim sistemimiz. Bizim sisteme göre dünyanın yeri yok yani. O kadar ufak. Yok gibi yani. Toz bile değil şöyle. Ucadan konan toz gibi. Öyle değil. Kainata göre. Şu anda bilinen o galaksi, o belgesel, insanoğlunun yaptığı belgesel, semai dünyanın birinci katıymış. Daha dibine varamamış. Semai dünyanın 7 katı tamamlanırsa birinci semavat olacak. Birinci sema olacak daha. Bu dünyanın 7 seması var. O bitince sebe sema, birinci sema olacak. Ha? Şimdi bütünü düşün bakalım böyle. Peki 7 kat sema bittikten sonra ne başlıyor? Lef-i mahve ispat başlıyor. Sonra kürs başlıyor. Sonra cennet cehennem başlıyor. Sonra ne başlıyor? Arş başlıyor. Lef-i mahfuz, arş azam gidiyor. Peki kıyas edelim, Allah Resulü'nün hadisini söyleyeyim. Ya Resulallah, bu işte sebe semavat var ya, bu 7 kat sema. Kürse göre nedir? Aynı hadiste geçiyor. Kürse göre ne kadar büyüktür? Peygamber Aleyhisselam diyor ki sahabesine, şu çölü görüyor musunuz? Arabistan çölü. Çöle atılmış bir yüzü kadardır. 7 kat sema, hadis bu. Kürse göre bir yüzü kadar. Arş-ı Azam'a göre çöle atılmış bir yüzü kadardır. Arş-ı Azam, Kab-ı Kayseri'ne göre çöle atılmış bir yüzü kadar. Bunları saydıktan sonra şunu demek istiyorum. Bu kadar bütün, Allah'ın dışında bütün 18 bin alem ve bu galaksilerin içerisinde dünyanın maddeten büyüklüğü, maddi bir değer bakımından yok gibi, o kadar toz. Ama kainatın kalbi burası. Öyle diye geçiyor 15. sözde, kainatın kalbi dünya. Niçin dünya? Şimdi bir şey söyleyeceğim de siz kendinize şey yapın. Şimdi başımız bir üzüm tanesi yiyoruz, 10 tokat diyoruz. Dertten, sıkıntı, hastalıktan, evden, dertten bir sürü şeyler çıkıyoruz. Öyle değil. Petrolcuya, bu Arnavutköy'e giderken bir petrolcu var. Oraya gittim de adama demiştim.
Dedim nasılsın dedim. Pilerine sanki bastım. Nasılsın dedim. Sürünüyoruz dedi hoca dedi ya. İyi ki varsın da sürünüyorsun ama bak dedim bu asfalt bilmiyor. Durdu. Sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Sen Allah ve ahirete inanıyorsun. Tabii ki inanıyorum dedi. Sen diyorsun nasılsın? Sürünüyor. Ama Allah diyor ki melekleriyle. Melekler demiş ki ya Rabbi bu kan dökecek, fitne çıkaracak, fesat çıkaracak. Bunları niye yaratıyorsun ya bu insanı? Biz sana kafi değil miyiz? Bu kadar ruhani var. Cebrail, Mikail, İsrafiller var. Bu insanı niye yarattın? İnsan denilen şey. Allah, Allah ne dedi dedi. Allah dedi ki, onlar hakkında benim bildiğimi siz bilmiyorsunuz. Onlardan takip ettiğim bir gaye var. Ve meleklere dedi ki, her şeye, benim dışında her şeye halife yaratacağım. O halife olacak. Hepsine, Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, cennete, cehenneme, arş, kürse. Sen de diyorsun ki sürünüyor. Burada bir tuhaflık yok mu? Halife sürünür mü? Halife demek Türkçesi, Cumhurbaşkanı, Kral, Bizans, Roma, İslam İmparatorluğu falan gibi yani. Hepsinin başı. Biz 18 bin alemin halifesiyiz. E sen de diyorsun ki sürünüyoruz. Burada bir tuhaflık var ya. Hey ya dedi. O zaman niye? Niye öyle dedi ya? Sen adam oluyorsun. Ben de adam oluyorum. Bu şer, kötü dediğinin olaylar var ya. Kanserde, hastalıktır, evdeki, şurada bu. Adam olgunlaştırıyor. Adamı adam ediyor. Düşün ki ölümün hiç olmadı. Kavga, gürültü hiç yok. Dert, sıkıntı yok. Böyle bir dünyada yaşamak ister miydin? Bir de söyle dedi. Ölüm yok. Hastalık yok, yaşlanmak yok. Her şey olduğu gibi duruyor. Dert yok, sıkıntı yok, gece yok, gündüz yok. Bir tane saat seç. Hangi saat olsun? Gündüz 11. Hep böyle olsun. Ölüm de yok. Yok ya, patlarız dedi ya. Aynı dediğini söylüyorum. Ya ben sana... Böyle bir dünyada yaşanır mı? Yaşanmaz. Ya. Bak biraz önce sen yoktun. Bak değişiklik oldu. Hep ezan olsa o da olmaz. Hep evde olsan olmaz. Hep burada olsan da olmaz. Adamı sihat ve servet olgunlaştırmaz. Ekseriyetle gaflete atar diyor İmam Ali radıyallahu anh. Hastalıkla fakirlik adamı adam ediyor. Bizi nasıl olgunlaştırıyor? Demire böyle çekiç vurunca tıng 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 şekil veremez. Demiri ateşe sok, yumuşar, çekiç vurunca tenk. Demir nasıl şekil alıyor? Öyle değil mi? Demiri su paslatıyor ama ateşe sok, demiri. Sonra suya sok, çelik olur, su bir şey yapamıyor. Yeni su verdi. İşte hadiseler ateş gibidir. Biz de demir gibiyiz. Oraya sokuyor. Sonra... Olaylar bizi şekillendiriyor çekiç gibi. Tın, şekil al lan. Öyle bir demir, bir çak ol, balta ol. Yoksa kazma olursun bu dünyada. Niçin bunlar sen? Bütün kainat, Allah'ın dışında yaratılan her şeyin merkezi burası. Ve halife de burada. Burayı böyle yapan zat, oraları boş bırakır mı? Bırakmaz. Oraya uygun. Suyu boş bırakmamış. Sen yaşayamıyorsun diye balıklar var. Sen havaya da yapamıyorsun. Orada da var. Taşın içinde de var. Her yerde ruhani şeyler var. Manevi boyutlar var. Elbette sadık bir hads ile ve kati bir yakin ile hükmolunur ki şu kusuru semaviye ve şu burucu samiyenin dahi kendilerine münasip ziyayat zişur şekeneri vardır. Ha. Biz anlıyoruz ki kainata göre dünyanın maddi bir yeri yok. Ama bu kadar canlı yaşıyor. Kaynıyor burası. Ha sen ben işte bak orada oturmuşsunuz, burada oturmuşsunuz. Şu anda aleminiz kaynıyor bir de düşünce. Allah Allah. Yani mesela bazılar şurada hala hissediyorum. Halife yaratmış ama bugün Mehmet marangozda bir sürü şey çekmiş. Dert var, sıkıntı var. Nasıl halife ya? Yani acayip bir şey ya. Allah diyor ki ben sizi halife yarattım. Biz de diyoruz ki sürünüyor. Ak olan ak, batsın bu dünya diyor. Niye batsın ya? Acayip bir şey ya, değil mi? Demek ki bir anlayış
şeyimiz var, eksikliğimiz var. Allah'ın baktırdığı gibi bakmıyoruz. Başka düşünüyor. Allah Allah. İsa Aleyhisselam demiş ki ben dedi sabaha gideceğim şehre, beni tutacaklar, çarmıha girip asacaklar diyor çiviyle. Petrus diyor ki tamam ey Allah'ın peygamberi, niye gidiyorsun o zaman? Bozulmuş İncil'den söylüyor. O da diyor ki pis şeytan diyor. Sen insan gibi düşünüyorsun, Tanrı gibi düşünmüyorsun diyor. Zaten öyle düşünse öyle değil mi? Bak adam şeye gidiyor, direkt asılacağını biliyor, çamura gidiyor. Öleceğimiz için geldik. Niye şaşırıyorsun zaten? Olmayan bir şey mi oluyor? Olacak bir şey zaten ölüm. Ölüm kadar büyük nimet var mı? Çünkü ölüm doğmaktır. Ötelere doğmaktır. İnandığın aleme doğmaktır. Ya. Celle Celaluhu. Şimdi oralarda güneşte de ruhani var, ayda da var. Bütün Merkür'de, Venüs'te, Jüpiter'de her yerde var ama nasıl var diyor. Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Nar nuru yakmaz. Belki ateş ışığa medet verir. Bak suda insan var mı? Var. Aynı onun gibi ateşte de oraya uygun nurani şey atıyor. Nasıl yaşıyor? Söyleyeyim. Ateş yanıyor diyelim. Odun. Fener var ya film, lambay. Işığı tutun. Ateşin içine düşse ışık. Ateş ışığı yakabilir mi? Bir daha. Ateş yanıyor. Yandı mı abi? Lamba var ya lamba. Cep telefonunu tut böyle. O ışık ateşin içine vursa, ateş kırmızı gibi ya, ışık beyaz, orayı aydınlatır. O ateş bu nuru, ışığı yakabilir mi? Yakamaz. Çünkü onun boyutundan üstün. Onun boyutundan üstün. Ha? Şimdi aynı onun gibi güneşin içerisinde de güneşin yakamayacağı ruhaniler var. Orayı boş bıraksa israf olur. Allah orayı boş bırakmamış. Her taraf dolu. Nar diyor, nuru yakmaz, ışığı yakmaz, tam tersine ışığa kuvvet verir. Madem kudret ezeli bir müşahede en adi maddelerden, bunlar hep malzeme ha, şimdi gelecek esas konumuza. Madem kudret ezeli bir müşahede en adi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz ziyayat ve zirhu halk eder ve gayet emniyetle maddeyi kesifeyi hayat vasile maddeyi latifeye çevirir. Ve yaldız diyor. Buna ait şöyle bir misal hatırıma geliyor. Bozulmuş et yerseniz, bozulmuş et yersek hayat yok olur değil mi? Ölür yani, zehirleniriz. İyi bir şey yapın bu meşkede, bir örnek vereceğim. Et bozulmuş. Koyun çöpe, kapağı kapat. Kurtlanır mı? Kurtlanır değil mi? Tup 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 oynar. Kurt ölse o da kurtlanır ama haşerat olur. Bak et, çürümüş etten kurt çıkar, sinek çıkar. O sinek de kurt da ölse ona haşeratlar çıkar. O da ölse başka bir şeyler çıkıyor. Yok olmuyor. Soruyorum et, etin içerisinde bozulunca kurt çıkıyor da acaba o kurt etin neresindeydi? Nasıl saklanmıştı orada? Otun içerisinde, şey etin içerisinde neredeydi kurt? Senin bedeninde de ahiret orada, aynı onun gibi. Dünyanın da orasında ahiret var. Bedeninde ruh böyle. Etin içerisinde kurt, kurtun içerisinde kurt da ölse haşeratlar, parazitler, mikrop, mikrobakteriyal çıkar da çıkar. Hiçbir zaman sonu yok onun. Şşşt ufalır böyle. Allah etin içerisinde kurdu sakladığı gibi bu etin içerisinde de, bak ölmüş etin içinde, ölmüş et, hayat çıktı, kurt çıktı. Bu etin içerisinde de ruhu öyle saklamış. Aynı teknoloji.
Dünyanın içerisinde de ahiret öyledir. Dünya ahiretin üzerine perdedir. Bir ehli demişti ki, bizzat bana dedi ki, şu anda yaşıyor. Bu namaz oralara nasıl şey yapıyor? Namaz meğer anahtar kilit gibi. Mesela anahtar kilide benzer mi? Benzemez. Açar ya. Namazda, peki Risale'de var mı bunun şeyi? 28. lemada var. Namazda o aleme girdim diyor. Ama ustad gezmiş tabii. Bu adam, kendim orada gördüm diyor. Sonra dizimi şey yapıyorum, acaba burası yer mi diyor. Yani, niye misal verdim? Madem Allah böyle kesif madde, birinci madde, misalim neydi? Kokuşmuş etten kurtları, tafun etmiş maddelerden böcekleri, bedende ise başka bir alemleri böyle doğurduğu gibi ne yapıyor? Hayatı nurlandırıyor. Nurlandırıyor. Ama burada vurgun yersiniz ha. Rehberiniz ciddi değilse burada şeytan da böyle hissettirebilir. Şeytan olmadığını nasıl anlarsın? Şeytan olmadığını. Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. Yani korku Allah'ın zatından, korku Allah'tandır. Vehim ve vesvese Allah ve meleklerinden gelmez. Ölçüleri sabit olacak ki acaba bu vurgun mu? Namazda da o tür şeyi yapamazlar. Yani kutsi şeydir, tamam mı? Bu arada hatırınıza belki gelebilir diye cevap verdim. Şimdi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Kokuşmuş çöplükteki odunlardan, kemiklerden, etlerden Allah öyle kaybolsun demiyor. En azından odun çürüyor. Ne demek o? Enerjiye dönüşüyor. Havaya gidiyor. O bir ya teneffüs ediyoruz veya bir ağaçta meyvede kullanılıyor. Hiçbir şey bir şeye dönüşmeden ortadan kalkmaz. Mesela şu pil boş veya dolu olsa kilosu değişmez. Bu pil videoya, yazıya herhangi bir şeye dönüşmeden enerjisi değişmez, bitmez. Bitmek demek başka bir şeye dönüşmektir. Hiçbir şey yok olmuyor. Bu pile benziyor. Bak aynı benim. Bu filme dönüşüyor. Benim hayatım da hayatım film oluyor. Bu nasıl bitiyor? Ne demek? Film oldu. Video oldu. Videoya yap. Bu da beden. Aynı içimde hayat enerjisi. Bitiyor. Onun adı ölüm oldu. Ama öldüm ama bu bedendeki enerji ne oldu? Filme dönüştü. Ahirette sermedi manzara olacak. Ahiretteki film oldu. Pil gibiyim ya. Ha, pil. 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 Videoya dönüştürmeden nasıl biteceksin? Penseyle alamazsın. Tornavidayla alamazsın. Odunun içerisindeki nuru, ışığı penseyle alabilir misin? Ha, bu ille ya bir şeye dönüşecek ki onun bitti. Bu da öyle. Ahirete dönüşüyor. Yani şu anda bitme var ya ömrü. Bu ahirete dönüşen filme dönüşüyorsun. Ahirete dönüşmeden dünyada böyle bir dönüşüm yoktur. Olmaz. Bir şey dönüşmeden, ha ölüm ne demektir? Bir doğumdur işte, onu kastettim. Bir şey dönüştürmeden pili bana bitirin ya, ne olacak? Havaya odun çürüdü odun. Odun çürüdü ama enerji oldu. Enerji de hayatın sebebi yani. Yaprak oluyor, çiçek oluyor, kelebek oluyor. Ne oluyor da oluyor. Hiçbir şey anlamsız da değil. Hep tam tersin, hep mükemmel hamile. İşte Cenab-ı Hak bu tafun etmiş odundan, etten, kemikten, şuradan, pisliklerden daha güzel hayatı çıkartıyor da böyle bir hayattan ahiretsiz bir hayatı çıkarır mı ya? Bundan daha güzel bir hayatı çıkarır. Ve oraları boş bırakır mı? Şimdi ona doğru gidiyor bak. Elbette o Kadir Hakim bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle bak. Kusursuz kudretiyle, noksansız hikmetiyle, nur gibi, esir gibi, ruha yakın ve münasip olan sair
seyyalat-ı latife maddeleri dahi ihmal edip hayatsız bırakmaz. Camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz. He. Bu donmuş et kurtu çıkartıyorsa, odundan yattığımız zaman duman ve nur çıkıyorsa, bunlardan daha latif olan enerjiden, esirden, düşüncelerden, hayalden, hislerden, gadaptan, şehvetten, öfkeden, aşktan, muhabbetten, vefadan, onlar da enerji, ona uygun ruhani yaratılıyor. Et kurda dönüştü. Düşüncem, düşünce nedir? Bir mahluktur. Mahluka dönüşüyor. İmalathaneyiz. Ruhani imal ediyoruz. Ya ervah haliye veya ervah habise. Ya iyi ruh ya kötü ruh. Mesela ona bir misal vereyim. Kötü veya ilk önce kötü demeliyim, sonra iyi olsun. İyi değilim. Allah Allah. Kanser mi oldum acaba? Koronayım galiba. Olumsuz düşününce kendini iyi hisseder misin? Dünya oluyor, dünya balon gibi oluyor. İçine giriyorsun ki asla yanlış düşünürken kendini iyi hissedemezsin. Mümkün değil. O bir dünya oluşuyor diye anlatmak istedim. Ama tam tersine çok iyi elhamdülillah. Her şey yolunda. Bak derken bile rahatlıyor. Her şey hakikaten yolunda. Olması gerekenler oluyor. Olanlar oluyor, olmayanlar olmayacak. Olanlar da Allah onaylıyor. Bu hayat sefinesinin hissesi Allah'ta %99, %1 bizim. Bu demek ki Cenab-ı Hak bu hayat sefinesinin sahibi odur. Yani o kendi hissesini böyle telef eder mi? Doğru düşünürken de asla kendini kötü hissedemez. Güzel gören, güzel Allah'ın dediği güzel şeyi seyredersen içeriye aldın. İçeriye aldıkları ne olacak? Onlar düşünce malzemesidir. Güzel gör. Bak güzel gören güzel düşünür. Aldıklarınla düşüneceksin. Mesela bir adama oturdunuz veya hastanede refakatçisin. O diyor ki ey tabii ya 6 ay önce gelseydim. Doktor da paniği verdi, ver gazı. Yani dinden imandan haberi de yoksa. Evet diyor, 6 ay önce gelseydin, test yaptırsaydın, check-up yaptırsaydın, şöyle böyle. Hakikaten ya hiç hatırımıza gelmedi, sen de dinliyorsun. O bilmem ne dedi, o ben şu oldu, şu o öksürüyordu, sonra kale almadı ama bak ne hale geldi. Ulan sağlam adam bile hasta olur ya. Niye? Onların tesiri var. Onların tesiri var yani. Onların söylemlerinin dışında kalabilir misin? Senin balon yaptı seni, balonun içine gireceksin. O zaman iyi olmak istiyorsan, iyilerle beraber oturup kalkacaksın. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür bu. Ne olmak istiyorsan, senden önce olanlarla beraber ol. Radiyallahu anh Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle demiş. İyi olmak istiyorsanız, iyilerle beraber ol. Niye? Onun dalgası, mesela somurtkan, suratsız, anlayışsız, kötümser, karamsar, bedbin, hodgam, hodendiş... Böyle bir adamın yanına otursan kendini mutlu nasıl hissedeceksin ya? Adama dedim ki gıybet ne şey yapma ya? Ya gıybet o kadar lezzetli gibi bilsen. Yani artık böyle balon yapıyor seni. Şimdi esas geldiğim Allah nereden madde şey mahluk yaratıyor? Allah yarattığı mahluklar şunlar. Maddi nurdan lambayı yaktınız. Göstereceğim. Şu anda Allah melaike yaratmış bundan. Maddi nur. Bu atom cinsinden değil. Şu anda Allah şundan ruhani yaratıyor. Yaratıyor. Maddi nurdan başka zulmetten, esas kalbinize geçecek, benim de öyle, karanlıktan. Karanlık ne demek? Işık olmadığı demek değildir. Hani derler ya, her şeyi o yaptı, o yaptı, Allah'a kim yaptı? Diyene de diyorum ki, şimdi sıcak ve ışık neredendir? Sıcak,
Bir hayal edin. Sıcak ve ışık. Güneşten. Öyle değil mi? Peki soruyorum. Soğuk ve karanlık neredendir? Kaynağı var mı? Sıcağın ve ışığın kaynağı var. Güneş. Soğuğun ve karanlığın kaynağı var mı? Her şeyin kaynağı var. Allah'ın kaynağı var mı diyenler söylüyorum da. Zamanın zamanı var mı mesela? Hep kullanıyoruz ya. Zamanım yok. Şu saatte gelecek. Zaman geçti. Hiçbir Allah'ın kulu sormuyor. Ulan bu zamanın zamanı var mı? Yaşı tipi var mı? Zamanı yapan bir şey var mı? Soğuk, karanlık nereden çıkıyor? Güneşi kullanmadan söyleyin. Karanlığın kaynağı nedir? Diyeceksin değil mi? Güneş olmaması. Oysa tek başına mahluktur o. وَاَتَّشَ لَيْلَ وَاَخْرَجَ duha. İkisi farklıdır. Yani gece karanlık değil. Gece ile gündüz ikisi alemdir. Allah ikisini ayırmak için geceyi boyamış. Geceyi karanlıkla boyamış. Ruhani bak. Allah geceyi zulmetten ruhani yaratıyor. Gece ruhaniler ayrı. Gündüz, hani gündüz güneşten, gece yani güneş olmadığından. Bak onu kullanma. Güneşi kullanmadan karanlığı anlatamazsın. Çünkü kaynağı yok. Menbaı yok. Sıcağın kaynağı var. Sobadır, odundur, güneştir. Soğuğun kaynağı var mı? Yok. Yok. Hatta esir maddesinden. Esir nedir biliyor musunuz? Esir. Mesela şuna göre su. Bu su değil mi? Odunun içine girer mi su? Girer. O kadar ufak değil mi? Esir de atomun içine giriyor. Atomun içine giriyor. Mesela şurası ilim tanımlayamıyor. Hem psikolojide kullanır. Diyor ki atomun içerisinde proton var değil mi? Proton var, elektronlar var. Yani gözükmeyecek kadar ufak. Diyor ki atomun içerisindeki proton, ona yakın olan elektron yanında geçiyor. Mesela arasında bir boşluk var. Bu boşluğu göstermek için şöyle diyor. Bilim insanı söylüyor. Benim değil bu örnek. Protonun diyor büyüklüğü Misketka'da olsa ve Londra'da olsa. Ona en yakın olan elektron İstanbul'dan geçer diyor. Londra'dan İstanbul arası bu kadar boşluk. Atomun içerisindeki protonla elektron arası hep bu, hep boşuz. Bunlar atomla yapılmış. Bir tane söyledim işte, yok hoca biz niye düşmüyoruz? Sen de boşsun da onda. Sen de atomdan yapılmış. Niye dedim biliyor musun şimdi? Nerede kullanacağım? Bu boşluk ilim tanımlayamadığı için, içini dolduramadığı için. İşte niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştirir. Protonla elektron arasında insan meyli, hayali, düşünceleri orayı dolduruyor. Maddeyi öyle değiştiriyor. Kanseri de değiştirirsin. Bak niyet ve nazar Risale'den geçmiyor mu? Niyet ve nazar mahiyet eşyayı, eşyanın yapısını, sistemi değiştirirsin diyor. Bak psikolojide kullan bunu. Ben iyi değilim adam diyen adam, değilim, değilim, değilim iyi olamaz. Kendisi zaten protonla elektron arasında değilim, 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 değilim. Olumsuzluklar, olumsuz dolduruyor. Neyle dolduruyor? Bilim diyor ki fizik. Protonla elektron arasındaki o diyor aran, kuantum fiziği orası boş. Ne var bilmiyoruz. Peki usta da diyor ki düşünce, niyet ve nazar, niyet ve nazar manyet eşyayı, eşyanın, maddenin, atomunu değiştirirsin. Nasıl değiştirirsin? İyiyim. Protonla elektron arasında bu his orayı dolduruyor. Niyet, nazar, tefekkür, anlayış, vefa, kemalat, böyle farkındalık, şuur, muhabbet. Ya ben kendimi burada iyi hissettim ya diyor. Bu cemaat sana yükledi, protonla elektron arasında doldurdu da iyi hissediyorsun. Şu anda bu ortamda olan adam tansiyonunu hatırlar mı ya? Kalbini hatırlar mı ya? Şu an zaten unutmuşsun. Çünkü niye biliyor musun? Sen tansiyon şey vesaire hatırlamanın sebebi bedendeydin. Şimdi geldin, düşüncenin içerisine bedeni soktun. Beden yok şimdi. İşte protonla elektron arasına niyet, nazar, merhamet, şefkat, haya, edep, anlayış, pozitif şeyler, düşünceler kendisi mahluktur. Ruhanidir, ruhani. Ya ruha, ya ulvi ya sufli, ya kötü ruhani ya iyi. Mesela iyi değilim.
Allah aşkına böyle bir adam düşün. İyi değilim. Nasılsın? İyi değilim ya. Biraz önce, ya hakikaten nasılsın? Ya bu ne hastayım ya. Ya ötekisindeki ne? Hiç kalkamıyorum ya, 20 tane ile çıkıyorum. Bu adam düzelebilir mi? Mümkünatı yok. Ötekisi elhamdülillah. Bugün de toprağın üstündeyim hamdolsun. Bugün de kelime-i şehadet getirme fırsatım var hamdolsun. Ya ne olacak ya, bir damla sudan yapılan bedenden daha başka bir şey mi bekliyordum ki? İkide bir iyi değilim. İmanım var mı kardeşim? Namazım var mı kardeşim? Davam var mı kardeşim? Senden daha iyi kim var ki? Adam, Firavun 350 sene yaşamış, dişi ağrımamış. İster miydin öyle olmayı? Ya biraz şükretsene ya, şükretmeyi bil ya. Demek ki biraz şükretme kültür işidir ya. İşte protonla elektronun arasına niyet, nazar, düşünce, hayal, merhamet, şefkat, vefa, sevk, şefk gibi şeyler kendisi ruhanidir, melaikedir, onunla doluyor. Ve maddeyi değiştiriyor. Mesela diyelim, örnek vereyim de hemen geçeyim zaten konumuz bu değil. Utanan adamı nasıl anlarsın? Hemen kızarır değil mi? Peki utanmayan adam? Öyle bir duygusu çıkmamış. Korkan adam beyazlar. Maddeyi nasıl değiştiriyor? Başka bir tane örnek vereyim. Namaz kılan, oruç tutan suratı nasıl olur? Namaz kılmıyor, zekat vermiyor, haramlarla kalkıyor, televizyon her türlü melaneti seyreder. Suratı olur mu öyle nurani? Madde değil mi bu? Niye değiştik? Kur'an okuyan niye nurlanıyor da, okumayan da niye kesif oluyor? E maddeyle ne alakası var Kur'an'ın? Ne alakası var ya? Maddeyle ne alakası var? Kokunun ne alakası var? Ahlakın ağır. Kokun ağır kokar. Parfüm değil. Sana güzel ahlak lazım. Bana güzel ahlak lazım. E kokuyla güzel ahlak ne alakası var? Maddeyi o değiştiriyor. Ya namaz kılanla kılmayan sokakta görmüyor musun suratları farklı? E madde bu. Niye maddede farklılık var? Protonla elektron arasında dolduruyor. Ondan sonra o maddelerde meydana gelen nurani oluyor. Aa ne nurani adamdı ya. Demiyor musunuz? İşte demek ki Allah nurdan yaratıyor. Zulmetten yaratıyor, karanlıktan. Hatta esir maddesinden, esirin şeyini söyledim, odunun içerisine su girdiği gibi, odunla maksat atom. O protonla elektron arasına giren esir. Hatta manalardan yaratıyor. Tefekkür ediyorsun Ömer. O melaikeye dönüşüyor. O melaikedir o. Manalardan. Hatta havadan. O adam öyle gördü. Yani her tarafı canlı nura. Dedi ya. Gündüz ortası 12'de 1'de. Öğle namazı. Ne, hangi namazdıysa. Gündüz ışığı altında adam oranın. Daha nasıl bir nur olmuş ki? Her taraf parılıyor diyor ya. Bak demek ki. Hatta havadan, hatta kelimelerden, ağzımızdan çıkan, çıktığı anda yaratılmış oluyor. Ruhani yaratılıyor. Çünkü ağzımızdan çıkan, zahirde kelime, hava titreşimi zannediyorsun ama içinde sen varsın be kardeşim. Nasıl var? Kapte mana çıktı, meylin var bir yere. Yani dağın tepesine bir su çıksa, onun o suyun, o kaynaktan içsen tadıyla, o su gelse, madenlerden gelse, yapraklardan gelse, şurada mı, üzerine bazı şeyleri eriterek tadı değişmeyecek mi? Ha, kalpten de çıkan mana saf su gibidir. Vicdana, dima geliyor, hayalimize geliyor, hayalde elbise giyiyor. Onun adı kelam. Ben bir şey söylediğim zaman veya bazıları nefret eder. Bazı kelamla ayağa kalkarız, bazıları da kavgaya sebeptir. Kavgaya sebeptir. Yani kelamda kişi var demek istiyorum. Konuşan kişinin kendisi var. O zaman havadan, kelimelerden ruhani yaratılıyor. Kelimenin içinde nasıl adam varsa, konuşmanın içinde adam varsa, insan varsa, ruhani de böyle var. Zihayat, zisür, halk eder. Hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyali latife maddelerini yaratır. O zaman televizyonu seyrederken, YouTube videoları girerken, adınız gibi bilin. O telefonu kapattıktan sonra, yani videoyu kapattıktan sonra, o telefonu kapattığın gibi kafan kapanmayacak.
O girdi içeriye. O filmi kim oynuyordu? Filmi. Onun ruhani duygular, hisleri, fikirleri sende seviyene göre zayıflığın kadar burada aktif olacak. Ya namazında, ya vesvese olarak, ya da sıkıntı olarak, sıkıntılı bir artistin filmini seyrettin. Sana gelecek, aa kapattıktan sonra seyretmemiş gibi hissedeceksin. Böyle bir dünya yok ki. O filmi seyrettin, girdi kardeşim. Bak, şimdi ben bir yere bakıyorum. Film girmiyor mu? Girmiyor musunuz? Aa, bakıyorum. Ses girmiyor mu? Girmemiş kabul edebilir miyim? E filmin sesi yok mu? Filmin görüntüsü yok mu? E, girdi içeriye. Girince ne yapacak? Kendi cinsinden iş yapacak. İyi ise iyi iş yapacak. Kötü ise kötü iş yapacak. Biraz sonra başlarsın veya şimdi bugün ikindide oh. Niye sıkıntı? Hayırdır? Bilmiyorum abi ya. Sen 5 sene önce aynı saatte seyrettiğin bir filmin şu andaki dışa vuruşudur. Durup dururken olanlar. Arkadaşlar ciddiye alın bunu. Filmi seyrettikten sonra, kapandıktan sonra kafa kapanmıyor. İçeriye giren cinsinden aktif. Kulaktan bir şey giriyor. Şöyle diyeyim, girdiğine delir. Şehvetimiz aktif oluyor. Gadamız aktif oluyor. Karateyi seyreden adam veya heyecanlı bir şey seyreden veya aşk maşk müşteri seyreden etkilenmiyor mu? Demek ki içeriye girdi. Hislerini aktif etti. Demek ki... İstifar onları temizliyor mu abi? İstifar onları da temizliyor mu acaba? Temizliyor. Ama hakikat olarak silinmiyor. Tövben kabul olsa bile Allah'a şu meydanda bak. Ey Hasan kulum, tövbeni kabul ettim. Hesap yok. Ama bak, senin bak, şunları ben sana nimet vermiştim. Bak sen böyle yaptın, tövbe ettin de ben de nasip ettim, affettim, etmesini. Onlar sana gene hatırlatılacak ki haşir meydanında tasaykul denilen bir vicdanen mahkemede yanmak gibi olacak ki sıfır olarak cennete gidersin. Tamam %51 sevabın var, %49 günah. Cenneti inşallah ihsan edecek. E %49 günah ne olacak? İşte... Tesiri de kalkıyor mu abi? Yani tesiri Ömer ne kadar desek de tövben kabul olsa da o günah devamlı seni rahatsız ediyor. Hepimiz şahitiz. Mutlaka tövbemiz kabul olmuştur inşallah. Şüphe etmeyin tövbenizden. Ama hala duruyor. Hala duruyor. Yani duruyor. Evet. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, karanlıktan, havadan, sesten, kokudan, kelimattan, esirden, elektrikten, seyahat-i latifeden, yani şu hareketten, havada dolaşanlardan, radyo dalgalarından, halk olunan zihayat ve zihruhlara, o zihşuhlara, şeriat-ı garra-i Muhammed aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı mucizül beyan bunlara ne demiş? Şunları yaratılan müsbetse melaike ve can ve ruhaniyat demiş. Üç kategori dağılmış. Melaike, can, cinlerin çoğulu, bir de ruhaniyat. Onları da bir şey yapayım. Ondan sonra kapatıyorum konuyu. Melaikeler şerre hiç yok. Şeri yok. Melekler yaratılıyor. Cin yaratılıyor. Cin mesela diyor ki banyoda bevre derseniz, abdestinizi yaparsanız banyo yıkandığın düşe kabinde. Onun yanında o düşe kabinin dışındaki orada değil. Orada yaparsan. Vesvese musallat olur. Bak cin musallat olur. Tuvalette konuşan, tuvalete tüküren, telefonlarla oynayan, bir şey okuyan, İhtiyariyle bir şeyler düşünen, özelliğini, tırnağını vesaire temizliğini oraya atan, peşini bırakmaz seni. Çünkü orada ayet okunmadığı için orada olur. Orada ruhani yaratılıyor. Var ya. Şimdi bakarsın ki böyle sıkıntı başlar, doğru yaşamıyoruz. Çünkü boş yok kardeşim. Boş yok. Tuvalette telefonla oynuyor. Adam seni bırakır mı? Cin var orada. Banyoda da öyle, tuvalette öyle. Melek olacak halı yok orada. İnsanın fıtratını bozan,
246 sözlerden söylüyor. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden ervah habise var. Ervah habise yaratılıyor. Tam tersine yani yılan, akrep, vidolar hangi cins ruhani var? Bak insanın fıtratını bozan yanlış yollara sevk eden ervah habise. Geçen var diyor, hep oluyor. Adam gelmiş, yapıyor çocuk. Çaşından çaşından, yapıyor bana. Burada ya, kaç saat geçmiş. Hayır dedim ya, ben sizi özürlü çocuk zannettim. Yok hocam, endişe etme dedi. Seyrettiği çizgi filmden etkilenmiş. Bak içeri girmiş. Hani diyordun ki sen içeri, film nedir? Filmdir ya, bir şey olmaz ki. Bak adam hala burada, namaz kılarken bile. Adam, çizgi film içeride. Böylelikle mavi midir? Bir tane çizgi film atıyorlar, bu kadar kişi insan ölmüş. An etkilenmiyordu. Etkilenmeyen mahluk olur mu ya? Demek ki bunlardan yaratılanlara bir kısmına melaike, cin, ruhaniyat denilir. Melaikenin zıttı yoktur. Melaike hayırdır, şerri yoktur, haşa. Cin, ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İman eden var, kafiri var. Ruhaniyatın da hem iyisi var, hem kötüsü var. Yani nedir o? Mesela diyelim ki yılan, akrep, insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden filmlerin müekkelleri erva habiselerdir. Peki nasıl temizleyeceğiz? Sözler 258'de de tılsımat-ı Kur'aniye ile temizleyin diyor. Yani tılsımat-ı Kur'aniye nedir? Huruf-u mukatta'dır. Huruf-u mukatta, Kur'an'daki şeyde bak şurada diyor. Belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları tesir etmektir. Şerlerine kurtulmaktır. Namertlere muhtaç olmayın. Üfürükçü, mökçü, bunlar cinci, nuskacılarla işin olmasın. Okunacak dualar Hizbul Kur'an'dır. Üstad Hazretleri Kur'an'da bu işle alakalı ayetleri cem etmiş. O kitabın adı Hizbul Kur'an. Onla bak tılsımat-ı Kur'aniye onları tesir etmektir. Tam tersine sen tesir ediyorsun. Şerlerine kurtulmaktır. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacaksın. Ne olursa olsun gittim okundum bilmem ne yaptım düzeldim. O geçici formattır. Gene bırakmaz seni hiç. Peki ne yapacaksın? Doğru yaşamaya devam edeceksin. Şimdi kötü yaşayıp kendini mutlu hissedersen emeklere saygısızlık olur. Doğru yaşayanlar ahmak mı? İslamiyetsiz huzur olsaydı gelmesine mantığı olmazdı. Demek ki doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Unutmayalım, karanlıktan, nardan, nurdan, zulmetten, rayyadan, kokudan, manadan, hayalden, tefekkürden, olumsuz düşüncelerden Allah ruhani yaratıyor. İyiye, ervah haliye, kötüye de ervah habise yaratıyor. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin, şerlerinden muhafaza eylesin. İyi insanlarla bizi kardeş ve arkadaş ve dost eylesin. Çoluk çocuğumuzu, evlatlarımızı Cenab-ı Hak Süfyan ve Deccal ve şerlerinden hepsini emin eylesin. İyi arkadaşlar nasip eylesin. İyi eşler nasip eylesin. İyi dostlar nasip eylesin. İştirak-ı amal uhreveden hissemizi ziyade eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize mabetullah, ruhumuza müşahedetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm. Amin. Geceniz mübarek olsun abiler. Hayır. Oldu galiba. Yok, her perşembe burada ders oluyor. Öyle mi? Evet. Her perşembe ben yapmıyorum. Ondan canlı yayın olmuyor. Ama bu Tepeciğin umumi ders günüdür. Burada karabalık tabii şu anda. Umumidir. Salı çarşamba hani zonlar oluyordu. Ha o buranın eğer ben bana denk gelirse bu ders olursa perşembe günü her perşembe ders oluyor ama ben yaparsam canlıya koyuyorum. Bir de eğer buradaysam ben şeyimizde olursa haletimiz cumartesi müzakere yapılıyor. Müzakereyi de eğer ben katılırsam o da canlı yayın olur. Meslek ve meşrep layıka dersi yapıyoruz.
Cumartesi, Perşembe ve Cumartesi meslek dersi oluyor. Selamünaleyküm oradaki derstekilere. Aleykümselam.